kritik ve herkesin çok merak ettiği bir soruyla devam etmek istiyorum. Ünlü Dolmabahçe görüşmesi, Sayın Başbakan'la yaptığınız, kimi gazetecilere göre Dolmabahçe mutabakatı, kimilerine göre görüşme. Ne konuştunuz efendim? Çok merak ediyoruz. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için. Ben de zaten tahmin etmiştim. İlk baş başa olan bir görüşmeydi. Yani hiç kimse yoktu değil Yok, mi? hayır. Hiç. Ve şimdiye kadar da belki ilk görüşmedir ki kimse hiçbir şey söylemedi. Tutanak da mı tutulmadı? Ben tutmadım. Ama Sayın Başbakan'ın da not aldığını görmedim. Şimdi Sorusu da oldu. Ama bir gazeteci şöyle, merakımdan soruyorum. Bir sürü şehir efsanesi türedi. Evet. Şehir efsanesi. Ben biraz şaşırdım. Şimdi bir kere bu gizli bir toplantı değil. Neden değil? Dolmabahçe'deki Sayın Başbakan'ın çalışma ofisine resmi üniformam, Force'un 4 tane yıldız, bir basın ordusunun arasından geçtim girdim. Şimdi bir genelkurmay başkanı başbakanla çeşitli kereler görüşür. İşte şimdiki Sayın Genelkurmay Başkanımız da her hafta Perşembe günleri programları uygun olduğu takdirde görüşüyorlar. Neden bu kadar merak edildiğini ben anlamakta güçlük çektim. Şimdi her başbakanla görüşüldüğü zaman dışarıya çıkıp biz şunları görüştük demek bir kere uygun olur mu? Uygun olmaz. Hassas konuları baş başa görüşüyorsunuz. O size bir şeyler söylüyor. Siz ona bir şeyler söylüyorsunuz. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bir sürü hassas konular görüşüyoruz. Ama bir bildiri yayınlanıyor. Onunla yetiniliyor. Peki o kadar mı konuşuluyor? 4 saat, 5 saat. Tabii ki bir şeyler. Yani her şey gizli görüşmek olsa her türlü imkan var. Yani gidersiniz bir yerde baş başa oturursunuz ki öyle görüşmelerimiz de oldu. Ama bu görüşmenin sonunda yani bu ikimizin arasında kalsın diye bir mutabakatınız oldu herhalde. Olabilir tabii, olabilir. Biz hala merak ve iştiyakla içeriğini Şimdi ben şunu öğrenmek söylüyorum. istiyoruz. Yani ben başbakanla çeşitli kereler baş başa görüştüm. O görüşmelerimizde de bir sürü hassas konular gündeme geldi. Ben düşüncelerimi söyledim. Sayın Başbakan düşüncelerini söyledi. Bu gayet normal. Ama hiçbirinden çıktıktan sonra da basın mensuplarını çağırıp biz şunu konuştuk, bunu konuştuk. Böyle bir şey olmaz. Bu devlet terbiyesinde olmaz. Devlet terbiyesinde bu olmaz. Tabii çok çirkin, affedersiniz bu kelimeyi kullandığım için, çok çirkin iddialar da ileri sürüldü. Efendim, ben Sayın Başbakan'la görüşmeye gittiğimde benim önüme dosya atmış. Ne dosyası? Eşimin evdeki harcamaları. Ben de eyvah demişim. Durum kötü. O zaman ben artık konuşmayayım demişim. Ya böyle bir şey yok. Biat etmişsiniz. He? Yani Şimdi başbakanla. bir köşe yazarı maalesef bunu dedikoduya dayalı olarak yazdı. Manevi tazminat aşkı. Hem ben hem eşim içimizde Açtınız kazandı. demek, kimden bahsediyoruz? Sayın Fikri Sağlar. Yani öyle bir şeye getirmiş ki ceza davası da şimdi daha dava devam ediyor. Tazminat davasını kazandık Yargıtay temiz aşamasında. Başbakanı şantajcı yapıyor. Bu zihniyet. Başbakanı şantaj. Kime yapıyor? Genelkurmay Başkanı'na. Genelkurmay Başkanı da bu şantaja boyun eğiyor ve bundan sonra ben konuşurum. Ben hizmet safahatımda hepiniz yakından şahit oldunuz. Düşüncelerimi açıkça hep ifade ettim. Ama her günde bir düşünce ifade edemezsiniz. Evet. Buna ihtiyaç da yoktur. Böyle bir şeyi hem başbakana yakıştırmak çok çirkin, hem genelkurmay Tabii. başkanına yakıştırmak çok çirkin. Ama o şeyden dolayı çıktı bu. Hiçbir açıklama yapılmayacak. Yani bu aramızda kalacak bu konuşma havası doğduğundan dolayı şey. En çok neyin üstünde olabilir, durdu? Olabilir. Başbakan onun neyin üstünde durdu o görüşmede? Hayır, şimdi ben bir şey söyleyemem o konuda. Bugüne kadarki şeyde. Peki şunu da düşünmeniz lazım. Niye hiçbir şeye sızmadı? Türkiye'de hiçbir şey sır kalmıyor.
Öyle mi? İşte o da daha beter merakları şey var, yaptı. Şu var ama yani bu hiçbir şey sızmaması demek. O şantajın yapıldığı anlamına mı geliyor? Peki 27 Nisan süreci sonrasında Dolmabahçe'de yapılan bu görüşmede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin AKP ya da Türkiye'de laiklikle ilgili kaygıları, hükümetin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin konumu ve pozisyonu açıklama ve sonrasında. Yani bu mu? Bu konuşuldu mu örneğin? Şimdi bakın tekrar ediyorum. Yanılmıyorsam 2,5 saate yakın bir süre her konu konuşuldu. Ya bu da konuşuldu yani. Ya her şey konuşuldu. Her şey konuşuldu. Yani ama her konuşulan şey de dışarıda açıklanmaz. Benim uzun bir 50 şeyi yıl... sormadı mı komutan, başbakan ya niçin bu muhtırayı yayınladınız diye sormadı mı? Onu daha önce konuştum. Dolmabahçe'den önce konuştum bunu. Anlattım yani bunu yayınlamamıza neden olanları daha önce Dolmabahçe görüşmesinden önce anlattım. Yani örneğin şöyle bir cümle var mı efendim konuşmanızda? Biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak AKP hükümetini şöyle algılıyoruz ya da Türkiye'de laiklikle ilgili şöyle bir kaygımız olduğunu düşünüyoruz. Ancak AKP'nin de 3 nokta. Şimdi, böyle bir cümleniz var mı örneğin? Şimdi bakın öyle bir cümle değil, öyle briefinglerimiz var. Yani askeri şura 2 kere toplanır senede. Bir tanesi Ağustos şurasıdır. Yani terfiler, emekliler, görev süresi uzatmalar. Bir de kış şurası dediğimiz Aralık'ta filan yani o tarihlerde yapılır. Bu konudaki silahlı kuvvetler hassasiyetlerini o briefinglerde çok daha açık olarak dile getiriyor. Geçmişte olduğu gibi. Yani bunlar dile getirilmeyen hususlar değil. İlla Dolmabahçe ile bağlantı kurmak bana göre pek doğru bir akıl yürütme olamıyor. Yani mutabakat çıktı mı? Yani örneğin basın önünde ya da işte e-maillerle bunu çözmeyelim, yüz yüze görüşelim bir sorun varsa ve benzeri. O çok normal bir usul o tabii. Normal usulü ya o. Öyle bir sonuç çıktı mı? Yani oradan ama 27 Nisan o usulün dışındaydı. Dolayısıyla yeniden teamüllere dönelim babından bir mutabakat sağlandı mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Devlet hayatında kurumlar arasında geçen gün bir üniversitede de dile getirdim. Uyum olması lazım. Kurumlar arasındaki uyumu sağlamaktan da Cumhurbaşkanlığı makamı anayasa gereği sorumludur.